Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız ilk önce ufak bir şey göstereceğim. Ta-da-da! Kendisi Sekta'nın bir hem şey Hangar Gear, Hangar Door modu 30 bloğa kadar uzayabiliyorlar. Evet. Bu sayede bu arkadaşı yapmış oldum. Şimdi Köfte Cave, gel bakalım. Big Hangar. Ve bayağı da hızlı açılıp kapanıyorlar. Valla. Şimdi sen gel bakalım. Big Hangar Close. Bunun yanı sıra içerideki kargo konteynerlerdeki her şeyi götürdüm. Ve birazdan uzaya çıkmaya hazırız. Evet, bu arada şurada iki tane araç yaptım. Biri uzayda çalışacak bir welder, diğeri uzayda çalışacak bir miner. Ve gördüğünüz gibi normal thrusterlar, thruster component isteyen thrusterlar kullanıyorlar. Evet, bu arada landing gear'ları kullanmamın önemli bir sebebi var. Maglock'lar biraz problem çıkartabiliyor. Test dünyamda birkaç kere gemi patladı. Hatta o yüzden de save. Yes. Ve gene mesajı geldi. Evet, şimdi 7, 8, 10 Evet, herhangi bir hasarımız yok değil mi? Yok. Şimdi sen kapan. Sen de kapan. Sonra sana gelelim. Sen ufa eşitlen ve ups. Almayı unuttuğun çok önemli bir şey var. Bayağı önemli bir şey. Oksijen tanklarım. Ve yeni bir mod ekledim, onu size göstereceğim. Şimdi diyelim. Şunu yapacağız. Ama malzemeleri almaya üşeniyoruz. Evet. Valla. Hepsi inventory'mde. Evet, basitçe böyle bir mod ekledim. Yaptığı iş, herhangi bir inventory'e tıkladığınız takdirde elinizde bir bloon şemasıyla onu yapıyorsunuz. Evet. Ve şimdi yapacağımız şey uzaya çıkmak olacak. Ben yerleşecek bir yer bulup hemen geliyorum. Evet, ve geri geldik ve şu an ilginç bir arayış içerisindeyim. Basitçe nasıl tarif edeyim? Donut şeklinde güzel geniş bir asteroid bulmaya çalışıyorum. Evet, şu anki amacım tam olarak bu. Hatta biraz daha uzaklaşabilirim diyeceğim de sonra dünyaya geri dön. Şu büyük gibi geldi. Neyse, şundan sonra bakarım. Evet, ve geri geldim ve basitçe ufak bir değişikliğe karar verdim. Planımda G'ye basalım. Oyunu bir yeniden başlatmıştım. Evet. Bir saniye, benim genel tool... yok, tamam. Sen gel bakalım şöyle. Cargo container. Gelin bakalım siz. Sonra 1, 2, 3 ve 1, 2, 3. Evet. Donut şeklinde bir yere düşünüyordum. Fakat onun yerine biraz daha değişik bir yönteme gitmeye karar verdim. Ufak bir asteroid yöntemi. Basitçe şu asteroidin %90'ını yok edeceğiz. Bayağı ufak bir kısmı kalacak. Hatta şimdiden ona başlayayım.
Evet. Sonra evet, bu araç bayağı yavaş bu arada farkındaysanız. Çünkü amacı biraz yavaş olmak ve ufak bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Kaskımın gösterdiği değerlere. Kaskımı açtığımda. Kaskımı kapattığım takdirde bu değerler ortadan kayboluyor. Ama kaskım açıkken varlar. Basitçe bu da bir mod eklentisi. Iron ve Volge Ice veriyor bu asteroid. Güzel. Biraz aslında dur. Şu kısmı ayıralım. Ayıracağımız kısmı belirleyelim. Evet. Sabit kalacak kısım orası. Diğer taraflar olacak. Iron'ları toplayalım. Evet, burası sabit kalacak kısım. İstasyonumuzun merkezi olacak burası. Hatta bir boyutuna bakalım. Gayet makul bir boyut var. Hatta elle de biraz yontayım. Biraz fazla yonttuk ama olsun. New Station. Oops. New Station. Evet. Biraz fazla yonttuk. Bence kalsın. İstasyonumuzun merkezi olarak başka bir ufak parçayı yapalım. Bunu yapalım. Ya da bunu. Düşündürücü. Aslında dur. Biraz ayrını çöpe atacağım ama evet. Asteroidleri bu şekilde bölerek evet. Burayı istasyonumun merkezi yapacağım. Basitçe asteroidin geri kalanı yok olacak. Oops, Dark Ship değil. Station. İtina ile Escape'e basmak zorundayım değil mi? Bakalım. Bakalım. Tamamdır. Station. Tamam, şimdi kımıldamayacaksın değil mi? Diyeceğim de açısı çok hatalı oldu. Şu escape'e basma huyumdan vazgeçmeliyim. Ha, tamamdır, şimdi oldu. Şimdi yapacağımız şey basit. Güzel bir platform oluşturmak. Evet, buraya bir platform oluşturacağız ve platforma yerleştireceğimiz birkaç temel şey var. Bunlardan ilki bir assembler olacak. Onu söylemeden edemeyeceğim. Ondan sonra bir kargo konteyner. Vesaire vesaire. Bayağı bir şey yerleştireceğiz yani. Burada çoğu şeyi hallettikten sonra aşağıdaki base'deki zımbırtıları artık buraya taşımaya başlayacağız.
Buradaki düzen bayağı bir değişecek bu arada. Şekillendirme şudur budur. Kafamda bir plan var ve ona uygun base başlangıç kısmını yapmak istiyorum. Evet. Yani kafamda bayağı hoş bir plan var. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu yöne bir set daha dizelim. Evet. İlk olarak Assembler. Sen bayağı önemli bir arkadaşsın. Aslında dur. Önce Large Cargo Container. Aslında dur. Şunu kullanabilirim bu sefer. Hatta ve hatta buranın merkezine onu koyabilirim. Evet. Ve beraberinde şunu şöyle bir yapalım. Sonrasında gelelim. Conveyor. Ve şimdilik Assembler'lar buraya gelsin. Neticede şimdilik otomatik kısmını yapmayacağız işin. Bunlarla mı yapsam? Yok. Evet, şimdilik T işimizi görüyor. Tamamdır. Bunlar ileride bayağı bir değişecek. Evet. Bu tarafa da rafineri koyalım. Bu tarafa da bir adet konveyör koymam lazım bence. Evet. Ve buradan sonra yapacağımız iş, sen gelebilirsin. Assembler. Gel bakalım. Tamam, konveyör burada. 1, 2. Modüller. Assembler'ı buraya koymayacaktık ama olsun. Efficiency modül. Productivity modül. Evet. Şimdilik iki tane, yani ikili set halinde koyalım. Rafineri konusunda ilginç bir proje planım var. Şimdilik o yüzden rafineri koymuyorum. Şu aşırı tatlı bir rafinerimiz vardı, hatırlıyor musunuz? Onu koymayı planlıyorum. Evet, bunları da koyduktan sonra reactor. Evet, ilk olarak normal bir vanilla large reaktör mü koyayım yoksa fusion reaktör mü? 6000 reaktör components var mı yanımda? Bu önemli soru. Reaktör components yok. O yüzden assembler'ı çalıştırana kadar zaten düzeni oturtana kadar bence şu çok daha mantıklı bir seçenek olacak. Senin altında var mıydı? Evet.
Bakıyoruz. Tamam, var Conveyor. Güzel. O zaman bağlantıları da buradan uzatırız. Bayağı abuk bir düzen oldu. Ancak evet. Şimdi şu güzel modu bir tekrar kullanmak istiyorum. Evet. Bir iki tur böyle gidip geleceğiz ama şunu elle monte etmiş olacağım. Bu arada dikkat ettiyseniz uzayda hidrojen kullanımımız tamamen farklı. Çünkü uzayda yer çekimi yok. Yer çekimi bize o yüzden sorun yaratmıyor. O yüzden rahat rahat, o kadar rahat değil de yine bayağı rahat bir biçimde çalışabiliyoruz. Evet, reaktör komponentler taşınacak. Oh, lanet. Bunu da yapamayacağız. Seni şimdi buraya koyalım. Çok az reaktör komponent almışım. Evet, bunu unutmak kötü oldu. O zaman reaktör olarak ne kullanacağız? Şimdilik reaktör, sen de olmuyorsun. Large reaktör de kullanamıyoruz. Small reaktör kullanacağız mecbur. O zaman gel şurada tavanda yapalım ya. Evet. Bu detayı unutmam güzel olmadı. Hayır, dur. Tamamdır. Bir. İki. Üç. Evet. Bunları döşeyelim. Ve düşen parçalar bazı bir kısmı buraya koyalım. Sen nesin? Superconductor, tamam. Evet, burada böyle de bir sıkıntımız var. Yer çekimi olmadığı için. Gel bakalım. Tabii öncesinde bir şu inventory'yi buraya bocalayalım. Assembler ve şu arkadaşları tanıdıktan sonra işlerimiz rahatlayacak. Evet. Evet. İki tane reaktörümüzü hiç sorun yaşamadan inşa ettik. Şimdi sen bir gel. Power efficiency'di. Şurada gereksiz parçaları alacağım. Tamamdır.
ve gelelim. Şimdi şunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Ve bunu atalım. Evet, bu şekilde bayağı işkence bir süreçle yeni bir mini base'i yapmaya başlayacağız. Evet. Neyse ki elimde son model hedehüdeler var. Biraz hızlı yapıyorum. Neden şunu yapmıyorsun diye soracak olursam ben de bilmiyorum. Muhtemelen onun timini ayarlamaya şu an üşendim. Ve size bu modu da göstermek istedim bir yandan. Evet, o zaman ben biraz şunları tamamlayıp size son işi göstereceğim. Evet, ve geri geldim ve şu an böyle bir durumu görüyorsunuz. Ve ufak bir şey, uzaydayken jetpack'i kapattığınız takdirde ilerleyemiyorsunuz hiçbir şekilde. Ancak bunun da bir yolu var. Eğer şuraya gelirsem, yere düşüyorum normal dünyada olduğu gibi. Nasıl oluyor bu diye soracak olursanız, karşınızda Gravity Generator. Tabii kontrol panelini biraz abuk bir yere koymuşum. O yüzden şuradan erişeceğim. Gravity Generator. Gel bakalım. Evet, alanlarını şu şekilde ayarladım. Şurası merkezli olarak 50 metre, 50 metre, 50 metre gibi bir alanı kapsıyor şu an. Yani bir bakayım. Evet, burayı kapsamıyor ancak. Burayı kapsıyor mesela. Ya da burayı kapsamıyor gibi düşünebilirsiniz. Asteroidi de kapsıyor bu arada. Asteroidin üstünde yürüyebiliyorum. Ama biraz ileride yerçekiminden çıkıyor. Evet, bu biraz daha rahat hareket etme kabiliyeti kazandırıyor bana. Evet, şimdilik ben bir süre burayı kullanacağım. Ha, bu arada bu Gravity Generator Component diye bir arkadaş istiyor, onu söyleyeyim. Gravity Generator Component ise Platinum istiyor. Bunun yanı sıra Gravity Generator Component Platinum demişken Gravity Generator hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Şurada G kuvvetini ayarlayabiliyorsunuz. Yani mesela tersi ayarladım. Ters yöne gidecektim. Mesela şu an çok daha yükseğe zıplayabiliyorum. Yani çok daha düşük bir G kuvveti var. Böyle bir dünyanın G kuvvetidir. Gravity Generator, gel bakalım. Dünya kuvvetine getirelim bunu. Evet. Asıl planı söylüyorum. Bu direkt merkezde olacak. Yani şunun olduğu yerde şu an. Ve hani ana üssü yapmaya başladığımda ayrıca buna değmişken valla hepsini buraya taşıdım. Ve kapasitesini görüyorsunuz. 12 küsür milyon. Yani large cargo container'ın yaklaşık 3 katı gibi bir şey kendisi. Yani bayağı büyük bir arkadaş. Reaktörleri yukarı koydum. Programmable bloklarımı kurdum. Ona tim kurulacak. Bunun yanı sıra şuraya geçici rafineri gelecek. Ancak gelecek olan arkadaş şu. Evet. Bu arkadaş geliyor. Vallahi. Evet. Bayağı ufak bir arkadaştır kendisi. Ama şimdilik bunu koymayabilirim çünkü şu arkadaşlar yetmeyecek. Bu arkadaşlar yetmeyecek demişken Production Reactor Component neredesin? Evet. Ben Reactor Component'ın inşaatını başlatayım. Bu arada şuna geçeceğim bir noktadan sonra. Ama tabii ki de gravel'ım yok. Dur, Reactor Component yapamıyorum çünkü gene gravel'ım. Gravel'ım yok. Yani bunun anlamı Vanilla bir refineri
şimdilik yapacağız. Evet. Bu arada tamam. Kalan parçaları şöyle almaya devam edelim. Evet, şu an sadece gravel'a ihtiyacım olduğu için şu arkadaş ve şu arkadaş efektlerinizi kullanmayacağım şimdilik. 2 hatta 3 alalım senden. 4 almaya çalıştı. Evet. 2 3 Evet ve power efficiency, gel bakalım sen de. Evet, bu mod kesinlikle hayat kurtaran bir mod oldu. Ah. Benim gibi grind'ın en alasını seven adam bile bunu diyorsa bence Space Engineers'ın yaptığı yöntemde bir problemimiz var. Evet, şimdi sen gel bakalım. Ardından aslında sen gelebilirsin. Şimdi 7. Evet, bu da geldi. O zaman ne yapıyoruz? Bu arada şunun thrusterlerini sanırım tier 3'e çevireceğim. Ha, tier 2'ye çevireceğim. Evet, biraz mass kavramını hafife almışım. Onu söylemeden edemeyeceğim. Bir de hidrojen thrusterların gücü benim yanılgıya düşmeme sebep olmuş. Bir saniye, sen şu an ne kadar stone var? Tamam, bu kadar stone var. Aslında biraz stone kazıyım önce. Ondan sonra şunları atmaya başlayalım ve gereken reaktör komponenti craft edelim. Şurada bir parça havada asılı duruyordu. Tamamdır. Aldık. Evet. Gelin bakalım. Stone'lar. Ve iron'lar. Ve daha fazla stone'lar. Evet. Ben bölüm arası asıl istasyonu inşa etmeye ve aşağıdaki arkadaşları taşımaya koyulacağım. Evet, o zamana kadar izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.